Hakkıdır. Hakka tapan milletimin İstiklal ve diğer kıtalarıyla o bizim marşımız, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un bugün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü. O yüzden hemen programın başında Türk Edebiyatı'nın bu çok önemli ismini sevgi, saygı ve rahmet, minnetle anıyoruz efendim. Söylemezsem olmaza hoş geldiniz. Yepyeni bir gün, 27 Aralık Çarşamba. Hayrı, uğuru, bereketiyle gelsin hepinizin evlerine inşallah. Efendim günaydın, hoş geldiniz, şerefler verdiniz beyaz suyu ekranlarına. Büyük sanatçı. Usta şair, değil mi? Bizim en kıymetlimizin en kıymetlisi. Mehmet Akif Ersoy'un 81. yılı aramızdan ayrılışının özlem, rahmet ve şükranla anıyoruz efendim. Hoş geldiniz tekrar. Efendim herkese günaydın, günaydın, günaydın. Şu an ekran başında bizi izlemekte olan başta çok değerli hanımefendiler olmak üzere herkesi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun efendim. Hoş geldiniz söylemezsem olmaza. Ben de hemen Allahu Teala bir daha bu ülkeye, bu millete ikinci bir İstiklal Marşı yazdırmasın, amin, diyen büyük edebiyatçımız Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 81. yılında rahmetle, minnetle, özlemle anıyoruz efendim. Mekanı cennet olsun. Amin. Ne kadar özeldir değil mi İstiklal Marşı'nın sözleri? Benim en sevdiğim şiirdir de bir taraftan. En çok beni şey etkiler. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır atanı. Verme dünyaları. Alsan da bu cennet vatanı. Yani sırasındaki bütün düzelerin hepsi aklımızda. Ama o kadar gönülden şuradan ki o sözler, işte o yüzden İstiklal Marşı. Bir de süreç olarak bu bir senedir ne kadar önlem ve anlamı bir kez daha ortaya çıktı. Her bir hadise karşısında her bir cümlesi ayrı bir merhem oldu belki milletimize. Ulusun korkma ya. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canı var. Hep orada ulusun aslında iki tane anlamı var. Hem bırak köpek gibi ulusunlar hem de sen zaten çok büyüksün. Şimdi, asla korkma diyor. Bunun öyküsünü biliyor musunuz? İlla ki biliyorsunuzdur belki. Sen de bir tekrar hatırla. Belki biliyorsunuz izleyici. Tabii, biz biliyoruz, sen de hatırla. Şimdi İstiklal Marşı için öncelikle Büyük Millet Meclisi'nde karar çıkıyor. Evet. Biraz kısalım isterseniz kardeşler, çok hafif. Karar çıkıyor. Ülkede bütün şairler başlıyorlar İstiklal Marşı'nı yazmaya. Bir yarışma açılıyor değil bir mi? Bir yarışma açılıyor. İstiklal Marşı'nı kim yazacak vesaire. 10.000'in üzerinde de çok önemli şairlerden İstiklal Marşı sözleri, dizeleri geliyor. Hı-hı. O yarışmaya katılıyorlar. 10.000 tane şiir falan. En son Mehmet Akif de mebus. Mehmet Akif'e diyorlar ki ya Akif, sen de diyorlar gel bir şiirle katıl. Çok önemli edebiyatçısın. Kalemin çok güçlü. Bu yarışmaya senin de katılman lazım. Ya diyor ben katılırım da diyor. Ödül olduğu için para ödülü. O bana yakışmaz diyor. Para ödülü bana diyor ters geliyor diyor. Yani ben bu işi para için yapamam diyor. Kalemimi para için satamam diyor. Neyse ya diyorlar gel 10.000 tane şiirin içerisine bakıyorlar. Hiçbir tanesi beğenilmiyor. Beğenilmediği zaman tekrar. Çünkü tek tek okuyorlar parlamentoda. Akif'e diyorlar ki ya Akif bak. Hani bulamadık. Yani hiçbir şiir İstiklal Marşı'nı hak edecek değerde değil, büyüklükte değil deyince artık mecbur kalıyor. Milletin baskısı, parlamento baskısı, kamuoyu baskısı. Alıyor kağıdı, kalemi eline. Ankara'da bir dergaha giriyor. 10 gün boyunca kapatıyor kendini. Evet. Dergahta kendini kapatıyor. 10 gün sonra dışarı çıktığında geliyor. Parlamentoya şiiri getirip bırakıyor. Ve diyorlar ki işte Mehmet Akif'in şiiri diyor okuyorlar ve herkes hüngür hüngür ayakta alkışlarla o korkma diye başlayan birinci seçiliyor, aldığı parayı da bir vakfa bağışlıyor. Aha. O parayı dokunmuyor, da diyor benim hayır diyor, kurumuna bağışlıyor. Hayır kurumuna bağışlıyor. Böyle yüce gönüllü insan bunlar işte. Gerçekten. Ve yokluk içerisinde geçiyor hayatları da, sürgünler, yokluk içerisinde vesaire. Ona rağmen ben bu işi ödül için yapmadım diyor. Allah için, hak için, halk için yaptım diyor. Böyle de yüce insanlar. Bugün de kabri Edirne Kapı şehitliğinde benim evet. Evimin yolu üzerinde geçerken hep tabelasını görüyor. Kendimce nacizane işte hani bizim hep vardır ya kabirlerin önünden geçerken dualarımızı ederiz. Zaman zaman başında da ben mutlaka anmalar, ziyaretler görüyorum. Kendisi zorluklu bir hayat yaşamış, hayatını merak edenler okurlar ama şunu diyeceğim, Türk milleti hala onu ziyaret ediyor, hiç unutmadı. Bak şimdi de kabrinin evet. Başından bu görüntüler. Zamanlı zamansız her zaman bir kalabalık var mezarının başında, onu söyleyeyim size. Haklı ama bir kalabalık tabii. Şey yapmak lazım, öğrencileri
İlkokul öğrencilerini bileceğim. Yani vatan sevgisi, millet sevgisini aşılama noktasında bize mesela yapmadılar. Şimdi diyorum ki keşke neden ne yapmadılar dersen, hani Mehmet Akif Ersoy'u gerçekten biz çocukken bize tanıtmadılar yani. Tarih kitaplarında. Haklısın. Yani hiç tanıtmadılar. Mesela saray ziyaretlerine götürüyorlardı bizi. Ama hani Mehmet Akif Ersoy'un naaşına da mesela İstanbul'daki ilkokul çocuklarını böyle bir turla götürüp onu anlatabilirler Mehmet Akif'e, Mehmet Akif sevgisini, Mehmet Akif Ersoy sevgisini. Şimdi görünce aklıma geldi. Yani ben olsam Milli Eğitim Bakanlığı'na, hani nasıl turlar düzenleniyor, bir yerli malı yurdu mu bir şey, ya, onun içerisinde dolduruluyorsa bence Mehmet Akif Ersoy'un kabrini ziyaret için turlar da düzenlenebilir. Safahat adında çok önemli 7 ciltlik bir eseri var. İstiklal Marşı'nın yanı sıra çok çok önemli eserleri de olan büyük bir edebiyatçı. Türk edebiyatının gerçekten böyle yerine konulamayacak mihenk taşlarından bir tanesi. Tevfik Fikret'le de Nesiller Savaşı olmuştur. Tevfik Fikret'le tabii. Tevfik Fikret de çok önemli bir yazardır. Ama tabii o Asım'ın nesli çok önemli diyor ya, Asım'ın nesli. Hani diyorduk ya, diyor, Asım'ın nesli çiğnetmedi namusunu, diyor, ezdirmedi. Nesilmiş meğer, diyor. Yani gerçekten şimdi 15 Temmuz vesaire bilmem ne bakınca da yani sanki bugünleri tarif etmişler. Doğru, müthiş eserlerinde çıkmış olduğu bir dönem aynı zamanda.